Aa, hoş geldiniz. Ay, hoş bulduk. Ay paşam. Babaannesinin aslanı. Ay ben sana kurban olurum. Sen nereye gittin? Babanın yanına işe mi gittin sen? Baba bana işi öğret. Ben dişlerinin başına geçeceğim büyüyünce mi dedin? Ay kurban olurum ben sana. Ya bu bir okula başlayaydı. İnşallah. Ne oldu oğlum? Neyin var senin kızım? Hiç bir şeyim yok. Bir şey olmuş bak sen üzülmüşsün. Yok gerçekten iyiyim. Sen üzülmüşsün, kederlenmişsin kızım. Kahramana kavga mı ettiniz yoksa? Yok yok etmedik kavga. Yol boyunca bir böyle şey oldum da ben daldım. Moralim bozuldu yani ya kurtulamasaydı kahraman falan ondan. Ah kızım ben de kötü bir şey oldu zannettim ya. Takma kafanı geçti gitti bak. Ha? Alayım mı ben? Yok uyutayım ben onu çok uykusu var. İyi tamam. Tamam sağ olun. Sinirleri iyice gevşedi. Varıyor, ağlıyor, üzülüyor. Kederleniyor. Halbuki her şey yolunda değil mi hocam? Yani üzülecek bir şey yok. Kahraman Bey çok şükür sağlığına kavuştu, ayaklandı yani. Her şey yolunda aslında. Hay Allah. Rüyamda Can'ı gördüm biliyor musun? Yemin ediyorum bak o kadar acayipti ki böyle rüyamda böyle şuramda duruyordu. Böyle kokluyordum, öpüyordum falan. Bir kere kucağıma alabilir miyim? Çok kısa, çok kısa söz. Al. Gel bakalım. Gel bakalım ya. Gel bakalım ya. Kocaman olmuş bu oğlum. Rüyamda da aynı böyle kokluyordum biliyor musun? Keşke benim oğlum olsaydın Can. Cidden keşke benim oğlum olsaydın. Özür dilerim. Özür dilerim oğlum. Öznur. Ben çıkıyorum. Can uyuyor. Uyandığında meyve püresi yedirirsin. Olur mu? Tabii ki. Hangi meyvelerden koyayım oğlumuna? Bırak bırak. Ben biliyorum. Sen bana bırak. Yarım muz, yarım armut. İki tane de kuru kayısı. Güzel güzel rondodan geçiyoruz değil mi oğlum hanım? Doğru. Tamamdır. Siz merak etmeyin. Ben yaparım. Oğlum. Bir yere mi gidiyorsun kızım? Bir işim var. Arkadaşlarına falan mı buluşacaksın? Geç gelebilirim. Kaç gibi gelirsin? Sizi duymadı sanırım hocam. Duydu. Duydu da cevap vermek işine gelmiyor. Ya aranıyor bu kız bak. Her gün diyorum kendime muhalla şu kızı iyi davran ama olmuyor. Öyle oyundan vazgeçmiyor tabii. Oltan amca.
Hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır, 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 hayır. Yaşıyor. Şimdi de yaşıyor. Ama ameliyattan çıkabilir mi bilmiyorum. Çıkar. Çıkar, çok güçlü o, vallahi çıkar yemin ederim. Üşmer mi oğlum? Üşmer mi? Bir akciğerine, biri böbreğine isabet etmiş. Biri bağırsaklarını parçalamış. Doktor her şeye hazırlıklı olun diyor. Tuğuk ölürse ben yaşayamam. Ölmez, ölmez, ölmeyecek. Ölmez, ölmez. Ben anlamıyorum. Anlamıyorum. Niye vurdu? Niye vurdu? Benim yüzümden mi vurdu? Boşu boşuna kendini suçlama. Seninle bir ilgisi yok. Ama bir sebebi olması lazım. Bir sebebi olması lazım. Niye vurdu ki? Var. Var bir sebebi. Selin'i akıl hastanesinden çıkarmış olmamız. Benim kabahatim oydu. Benim yüzümden. Çıkarmayacaktım. Gömecektim onu oraya. Baba ben iyiyim. Yalvarırım beni buradan çıkarın dedi. Karnındaki bebeği daha yeni kaybetmişti. Yetmiyormuş gibi. Evlat edindiği çocuğu da kaybetti. Açtım. Acımayacaktım. Alo. Geliyorum. Ne? Olga ameliyattan çıkmış. 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 Allah'ım bu buralar mı? Oltan Bey. Maalesef durum çok ciddi. Kur'an bana. Bugün can için ölüyorum. Akciğerdeki hasarı hallettik ama böbreğin birini almak zorunda kaldık. Ama tek böbrekle de yaşayabiliriz değil mi? Sağlam olsa yaşar tabii de. Nasıl yani? Sağlam değil mi? Kurtarmak için elimizden geleni yaptık Oltan Bey. Önümüzdeki 12 saat çok kritik. Ya böbrek kendini onaracak, çalışmaya devam edecek ya da başka bir çözüm bulacağız. Geçmiş olsun. Koskoca Oltan Kaşifoğlu. Servetin haddi hesabı yok. Paraya para demiyor. İnsan başka ne ister ki? Allah'ın sevgili kulu. Ama bir de bana sor. Benim Tolga'dan başka kimsem yok oğlum. Ona bir şey olursa ben nasıl yaşarım? Hı? Ne için yaşın? Kim için? Servetin bir işe yarar. Bana oğlumu geri verebilirim. Torunun.
Şimdi diyalizden çıktı. Peki durumu? Maalesef iyi diyemeyeceğim. Böbreği iflas etmek üzere. Yani bu durumda? Organ naklini bir an önce yapmamız gerekiyor. Tolga Bey'e uygun böbreği bulmamız için fazla zamanımız kalmadı. Peki ne kadar bir süreden bahsediyoruz? Kesin bir şey söylemek çok zor. Zaman aleyhimize işliyor. En kısa sürede halletmemiz lazım. Olsun o böbreği bulacağım. Söz veriyorum. Seni yaşatacağım. Nasıl yok? Tolga'ya uygun tek bir böbrek nasıl bulunamaz? Hani İstanbul'da yok, Türkiye'de yok, dünyada da mı yok? Ha? Olsun, bir daha bakın. Amerika'ya, Afrika'ya, her şeye, her yere bakın. Bakın, çok fazla zamanımız yok, tamam? Vakit kaybedemeyiz. Oğlum böbrek bulunana kadar. Dinlenmek, uyumak, yemek yemek yok. Yok. Yok oğlum. Yok. Yok, bulamıyorum. Oğlumu yaşatacak böbreği bulamıyorum. Her yere baktık. Bütün donör listeleri tek tek incelerdim. Oğlum gözümün önünde ölüyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Bu ne sen? Çevre. Tolga'ya gün tek bir böbrek yok. Var. Ne? Nasıl? Ha? Kim? Kim böbreği öyle mi? Ailesin babam. Ha? Nerede? Benim. Oğlum. Ben tahlil yaptırdım. Bak. Benim dokum tutuyormuş. Oğlum. Oğlum. Bana oğlumu bağışladın. Bana her şeyi bağışladın oğlum. Tolga yaşayacak. Tolga seni sahnede yaşayacak. Yaşayacak. İşler nasıl gidiyor Ümit? Ya iyi abla ya. Biliyor musun? Bayağı yoğun. Bak kafamı kaşıyacak vakit bulamıyorum yani. Maşallah. Güzel gidiyor gerçekten değil mi dayı? Yani iyi iyi. Yani o kadar çok kişi arıyor ki. Yaşım aralarından seçiyor artık hangisine gidelim diye. Senin işler ne alemde dayıcığım? Nasıl gidiyor inşaat? İyi gidiyor vallahi. Bayağı hızlı ilerliyoruz. Planlanandan bayağı önce bitireceğiz. İyi iyi iyi. Kahraman falan memnun o zaman. Bayağı memnun. Kim geldi ya? Abla... Sezai abi olmasın? Yok, Sezai gelmez artık.
Oylum uğrayacaktı o mu? Ha, o geldi. Hoş geldin anneciğim. Dayıcığım. Hoş buldum. Hoş geldin. Gel gel, geç şöyle. Ne var ne yok? Ben hastaneye gittim bugün Tolga'yı görmeye. Nasıl, iyi mi? İyiyim. Oltan böbrek bulamamış mı daha nakil için? Buldu. Aa. Oh be. Tamam hadi göz aydın. Kurtulacak o zaman. Tamam vallahi yani insanlar yıllarca bekliyor bulamıyor. Tabii tabii ya vallahi kim verdiyse helal olsun abla biliyor musun? Yani öyle kolay bir işlem değil bu. Herkes de cesaret edemez yani böyle bir şeye. Cesaret çok zor. Edemez. Ben veriyorum. Ne? Dayıcığım ne diyorsun sen ya? Benim dokum tutuyormuş. Tolga'yla ben böbreğimin birini Tolga'ya veririm. Olmaz olmaz olmaz. Vereceğim. Olmaz. Anne. İyiyen olmaz. Anne hiç zamanı kalmadı. Olmaz oğlum. Anne. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Senin bir küçücük çocuğun var. Ne yapıyorsun? Anne söyledim Oltan amcaya. Gerekli her şey yapılsın dedim. Ben vereceğim dedim. Bitsin Oltan. Başka bir yerden bulsun böbreğini. Ozan, Ümit bir şey söyleyin Allah aşkına. Olmaz. Bulamıyor. Ya kızım kafayı mı yedin? Saçma sapan konuşma ya. Ama bulamıyor, bulamıyor. Vakti kalmadı diyorum. Anne. Ah Ozan bak bir düşünün tam tersi olsaydı. Ne olur bir düşünün ya benim böbreğe ihtiyacım olsaydı. Ya bir tek Tolga'nın böbreğinin dokusu bana tutsaydı. Benimle uyumlu olsaydı o zaman ne yapacaktık? Ya ölecek olsaydım anneciğim. Anne ya ölecek olsaydım o bir tek beni o kurtarabilecek olsaydı. Anne hayır mı diyecekti onun babası ne olursun. Ya size yalvarıyorum ne olur ben kararımı verdim. Lütfen destek olun ne olur. Hayır katiyen olmaz. 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 Anne vereceğim. Kahramanın haberi var mı bundan? Söyledin mi ona? Söylemedim. Söyleyeceğim. Anne benimle sen gelir misin hastaneye? Geleceğim tabii. Ne yapacağım başka? Tabii ki geleceğim. Kararın ne olursa olsun arkanda olacağım tabii. Yani düşünceni onaylamasam bile geleceğim. Mecburum. Görevim bu. Tamam. Ben kahramanı anlatmaya gideyim o zaman. Oğlum. Anneciğim. Annem. Yapamam. Oğlumun babasını ölüme bırakamam. Sadece kahramana mı söyleyeceksin? Mollaya, Nazoş'a, herkese söyleyeceğim. Tamam. Ben de geliyorum. Çekil. Oltan Bey, biz hazırız. Ameliyat ekibi de yerini aldı, bekliyor. Tolga? Onu da birazdan alacağız. Donör hanımefendi gelmedi mi daha? Gelir. Birazdan gelir. Oltan Bey, bakın bu gibi vakalarda organı verecek kişilerin son anda vazgeçtikleri görülebiliyor. Eğer böyle bir durum olursa... Olmayacak. Öyle bir şey olmayacak. Gelecek merak etmeyin.
Gel. Oltun amca kusura bakma, trafik vardı da. Hiç önemli değil. Geldin ya. Geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Oylum Hanım, siz de odanızı alalım lütfen. Yerleşip hazırlanın. Tamam, tamam. Dayı. Ne oldu hocam? Oylum. Sağ ol kızım. Ömür boyu sana minnettar kalacağım. Geleyim mi ben? Çık bir hallederim. Anlamaya çalış. Hiç tanımadığım birini bile yaşatabilecek olsaydım verirdim böbreğimi. Böyle hiçbir şey yapmadan izleyemem. Kaldı ki Tolga öylesine biri değil. Benim oğlumun babası. Biliyorum ya. Vallahi biliyorum. Çok üzülüyorum oğlum. Ben canı oğlum gibi severken, onun için bu hayatta her şeyi yapmaya hazırken sen bana kalkıp sürekli canın babası Tolga diyorsun ya. İşte kahroluyorum. Ölüyorum sanki. Hasancığım, geç kalmadım değil mi? Ay hayır, hayır. Niye geldin zaten sen? Ne demek niye geldin? Duruşma falan yok mu? Yok, 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 yok. Seza yok mu? Artık yok. Ne demek artık yok? Boş ver, sonra konuşuruz. Allah Allah. Ya bu ne kalabalık, hastane burası. Sus Allah aşkına. Lütfen Elif'im. Güzel kızım benim, prensesim benim. Bir daha düşün lütfen. Bak yapmak zorunda değilsin yavrum. Babacığım, bir şey olmayacak. Biz buradayız sonuna kadar. Bekleyeceğiz tamam mı yavrum? Tamam. Oğlum, sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Oltan amca, ne olur. Yeter artık. Bu yaptığının benim için anlam büyük, biliyorsun. Buradayız kızım, tamam mı? Tamam. Ama çok gürültü yapmayın. Ben biraz narkozlu uyuyacağım, tamam mı? Hadi, hadi gidelim. Buradayız. Güzel, güzel.
Su aldım. Yok yok, istemem. Vallahi. Nazan abla. Yok canım, sağ ol. Ben de istemiyorum. Açık şunu abla. Macar sanatçılar müzik dinletileri ve canlı performanslar sergileyerek eşsiz bir seyir zevki yaşattı. Sıradaki haberimiz magazin dünyasının gündemini değiştirecek. Selin'in kardeşi değil miydi ya? Dünyasını sarsacak bomba gibi bir flash haber. Az sonra. Neydi adı? Serra. Serra. Serra Atamanoğlu'nun iddiaları magazin dünyasına bomba gibi düştü. 4 aylık hamile olan Serra Hanım düzenlediği basın toplantısında söyledikleriyle gündeme oturdu. Niye? Ne söylemiş ki? Hamileyim. Bebeğimin babası da Tolga Kaşifoğlu. Tolga Kaşifoğlu'ndan hamile olduğunu açıklayan Serra Atamanoğlu magazin dünyasının gündemini değiştirdi. Nasıl yani? Senin Kaşifoğlu'yla evlenmeden önce açılabilir magazin gündemini Tolga Kaşifoğlu Serra Atamanoğlu'nun bomba açıklaması ile bu kez tüm magazin dünyasına tehdit.